Merhaba ben Nick ve bugün size Photoshop CS5 ve üzeri versiyonlarda kullanabileceğiniz çok ilginç bir özellik göstereceğim. Kukla çarpıtma. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle PNG formatında bir cisme ihtiyacınız var. Bugün mahallemizin sevgili dostu Örümcek Bizlerle. Bu katmanın seçili olduğuna emin olduktan sonra yukarıdaki edit yani düzenleme kısmına tıklayıp puppet Warp'u seçeceğiz. Yani kukla çarpıtma özelliğini seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra elimize bir iğne aracı geliyor. Bu iğne aracıyla kuklanın hem sabit olmasını istediğimiz yerleri hem de oynatmak istediğimiz yerleri seçeceğiz. Mesela vücudumda iki tane noktayı seçiyorum ki buralar sabit kalsın diye. Ardından eklemlere birer kez tıklıyorum. Burada çok önemli noktalara sadece seçmeniz önemli. Çünkü çok fazla seçim yaparsanız çok hareket ettiremeyeceksinizdir kuklayı. Seçtikten sonra seçtiğimiz iğnelerin birine tıklayarak ve mouse'la sürükleyerek istediğimiz yere getirebiliriz. Bu şekilde uzatıp kısaltabiliriz. Aynı zamanda alt tuşuna basılı tutup sol klikle bu şekilde döndürme hareketi de yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir bağdaş kurduralım biz örümceğe. Ama bu ayağın daha arkada olmasını istiyoruz diyelim. Yukarıda katmanı arkaya veya öne alabileceğimiz iki farklı seçenek var. Ben arkaya almak istiyorum. Buna tıkladım. Evet gördüğünüz gibi o ayağı daha arkaya almış olduk. Mesela şunu da birazcık daha sürükleyelim şöyle. Biraz daha büksün. Evet, tam bir bağdaş kurmuş oldu. Bu şekilde kendi fotoğraflarınızı manipüle ederek istediğiniz pozları yakalayabilirsiniz. Çok ilginç montajlar ortaya çıkabilir. <laughs> Mesela burada da çok mutlu bir adam var. Şimdi bu adamı biraz farklı bir pozisyona sokalım. Adamın seçili olduğundan emin oluyorum ve yukarıda yine edit kısmından puppet warp'a geliyorum. Ardından elime iğne tuğlu geldiğinde iki tane sabitleme noktası ekliyorum. Ve eklemlere birer kez tıklıyorum. Şu şekilde. Evet. Mesela bu kolu biraz açmasını istiyorum. Şu şekilde açtık diyelim. Şurası biraz garip durmuş olabilir. Eğer böyle bir şey olursa buraya da bir tane iğne ekleyip bunu sürükleyerek burayı böyle düzeltebilirsiniz. Şunu da biraz bükelim mesela şöyle. Şurayı biraz daha normal gösterelim şu bacağı da biraz bükmesini istiyorum. Mesela şurası çok inceldi. Buraya bir iğne daha ekliyorum ve birazcık şu şekilde daha normal gözüktürmeye çalışıyorum. Tabii ki çok büyük oynamalar yaparsanız çok da iyi durmayabilir ama üzerinde çalışarak daha da profesyonel hale gelebilirsiniz. Mesela ben bu ayağın daha arkada bulmasını istediğim için şu iğneyi seçip bunu daha arkaya atacağım. Evet Evet bakalım bundan nasıl bir şey ortaya çıkacak. Çok ilginç bir özellik değil mi? Ama çok işinize yarayabilir. Görüşmek üzere.